Evet. Canlı yayındayız. Geldiniz, aileyi ziyaret ettiniz. Doğru. Aileyi de dinlemiş oldunuz. Bununla ilgili süreç ne olacak? Şimdi tabii bayramın birinci günü hepimizin de vicdanlarını sızlatan görüntülerle karşılaşmış olduğumuz Çorlu'daki Silahtara Mahallesi'nde olayı meydana geldi. Ev halkıyla beraberdik. Bu konuda kendilerini dinledik. Tabii konuyla ilgili idari ve adli soruşturma şu anda yürümekte. Biz de bu işin takipçisi olacağız. Burada bir olay meydana geldi ve bu olayın failleriyle ilgili iddialar var şu anda. Bu iddiaların araştırılması, incelenmesi hem adli olarak hem de idari olarak yürütülmekte. Biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Dolayısıyla hukuk devleti gereğini yapacaktır. Hukuk işlemeye başlamıştır. Bu anlamda da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Gereken neyse zaten idari merciler ve adli merciler bu konuda gerekli çalışmaları inşallah en kısa zamanda sonuçlandıracaklardır. Ben ailemize ve bu olayı yaşayanlara geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Vekili. Başkanım, dün sizin de bir WhatsApp yazısınız ortaya çıktı. Detayı bana geldi. Onunla ilgili sizden bir açıklama alabilir miyiz? O WhatsApp'taki, çünkü o da çok konuşuldu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii bize gece intikal ettikten sonra video, orada hemen gerekli kurum müdürleriyle, kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz, valimizle irtibata geçtik, milletvekillerimizle irtibata geçtik. Bir Çorlu'dan bir kardeşimiz, arkadaşımızla bir yazışma yaptık. Tabii bu yazışma uzun bir yazışma, fakat kardeşimiz ne hikmetse sadece bir kısmını alıp bu yazışmayı paylaşmış. Üzüldük tabii, çünkü yazışmanın üstünde paylaşılan kısmında bizim bana soruyor, nedir bu durum diye soruyor. Ben de emniyetin bana vermiş olduğunu paylaşıyorum aslında. Benim söylediğim bir şey değil, bu var diyorum. Altında ise bu olaya üzüldüğümü, bir orantısız güç kullanılmış gibi bir videonun herkesin vicdanlarında bir sızı yarattığını ve bizim de olumsuz olarak etkilendiğimizi söylüyorum. Kaldı ki milletvekillerimiz, buraya ertesi gün gelen şov yapmaya çalışan milletvekillerimiz var. Oysa biz de buradaydık ama biz gidip de bunu sosyal medyada orada burada yayınlamadık. Geldik, aileyi bir dinleyelim dedik. Tarafları dinlemek faydalı. Sürecin takipçisi olacağız. Hukuki ve idari süreç başlamış durumda. Bu mahalle bizim mahallemiz. İnsanlar bizim insanlarımız. Biz burada haşroluyoruz. Onları da yalnız bırakmak istemedik açıkçası. Dün biz ilçe başkanımızla gelmiştik. Bugün milletvekilimiz, İçişleri Komisyon Başkanımız, üyemiz burada, adli Allah söyletiyor belki. Sonuç itibariyle güçlü bir şekilde buradayız. Milletimizle beraberiz. Trakya'ya, Tekirdağ'a, Çorlu'ya daha güzel şeyler, yakışan şeyleri konuşalım, yaşayalım istiyoruz. Şu dün Allah razı olsun mahalleli sahip çıktı. Dün bütün mahalleyi sokak sokak gezdim. Burada işte ihtiyaçlar var. Bir vesile olsun dedim, yani bir bahane olsun. En azından buraya neler yapabiliriz onu sorgulayalım dedik. Belediyenin mesela hizmetler noktasında 40 fırın ekmek yemesi lazım. Buradan uyaralım Ahmet Sarıkurt'u. O da bir gelsin. Gelebiliyorsa bir baksın, o da bir görsün yani. Sayın milletvekilimiz, bugün vatandaşlar bize burada hırsızlık olaylarıyla ilgili serzenişte bulundular. Bu şikayetlerini söylediler mesela. Hemen aklımıza gelen sayın vekilimiz de dün devreye girdi. Allah kısmet ederse Osman abi burada mı? 40 tane sokak var. Beraber gezdik. Bunları Allah kısmet ederse inşallah bir kamera sistemi koymak istiyoruz. Bunu bir takip edelim. Burada da bir caydırıcılık olsun. En azından bunu lehimize çevirelim ve buraya ne hizmet getirilecekse onları konuşalım. Daha müreffeh bir yaşam alanı oluşturmaya çalışalım. Bunu da fırsata çevirelim istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi bayramlar.